Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yeni başladığım bu lif modelini paylaşmak istiyorum. Daha henüz bitmedi. İnşallah birlikte öreceğiz. Size önce bir başlangıç yerini göstereyim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, beyaz iple başlıyoruz. Altını zincir çekiyoruz. Zincirin sayısı henüz belli değil. Çekebildiğiniz kadar bayağı çekin. Yani 34 ya da 36 kutucuk yapabilecek kadar, ne kadar büyüklükte istediğinize bağlı. Benimkisi sanırım 34 kutucuklu. Zincir çekiyoruz. Ben size şimdi az çekip altının başlamasını göstereceğim. Şöyle zincirlerimizi çekiyoruz. Evet. Çektiğimizi farz edelim 34 olacak kadar. Evet, dönüyoruz. İkinci zincire batıyoruz. Bir kutucuk yapıyoruz. Sık iğne şeklinde batıyoruz ama arada iki zincir çektiğimiz için sık iğne gibi görünmüyor tabii ki. İki ilme atlıyoruz. Ve bir kere de çıkıyoruz. İki zincir çekiyoruz ve bir kere de çıkıyoruz. Kamera alçakta olduğu için biraz zorluk yapıyor arkadaşlar. Evet, iki zincir, iki tane atlıyoruz ve batıyoruz. Bir, iki, iki tane atlayıp batıyoruz. Bir, iki, İki tane atlayıp batıyoruz. Bu şekilde kutucuklar yapıyoruz. Evet. Başa kadar gelmeme gerek yok. Dönüyoruz. İki zincir çekip ilk baştaki kutucuğun içine batıyoruz. Buraya fıstık yapacağız. Dörtlü fıstık. İpimizi uzatıyoruz. 1, 2, 3, 4 fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz ve araya bir zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz. Yandaki kutucuğun içine tekrardan batıyoruz. Uzatıyoruz ve dörtlü fıstık yapıyoruz. Sıra lifi çok güzel. Çocuklarımızın çeyizlerine de olur, hediyelik de olur. Yani yeter ki yapın. Bu pandemi döneminde canınız sıkılmasın. Bir zincir çekiyorum. Diğer kutucuğa geçiyorum. Uzatıyorum. Dörtlü fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle şu şekilde oluyor. Bakın arada bir zincir var ya. Şimdi dönüp onların üzerine tekrardan kutucuk yapacağız ki o kutucuğun üzerine de diğer sıramızı yapalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik. Tekrardan iki zincir çekip bu başta yaptığımız bir zincir olan yere kutucuk yapıyoruz. Yani bir kere de çıkıyoruz iki zincir çekip. Şimdi tekrar iki zincir çekiyoruz. Ve yandaki bir zincirin içine batıyoruz. Yani bir fıstık atlamış oluyoruz. Bir, iki. Diğer yanındakine şöyle. Bir, iki. Ay, şeyde düştü. Kusura bakmayın. Kamera. Evet. İki zincir. Bir, iki. Diğerine batıyoruz. En son da diğer en son fıstığın kenarından batıyoruz.
Evet arkadaşlar, şöyle bir görüntü oluyor. Şimdi diğer sırayı göstereceğim. Şöyle bakın. Görünüyordur inşallah. Döndükten sonra diğer ipimize geçiyoruz. Bunu ördüğümün üzerinde göstereyim. İpimizi bir zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. 1, 2, 3, 4 tane fıstık yapıyoruz kutucuğun içine. Yine tekrardan bir zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. Diğer yaptığımız kenardaki diğer kutucuğun içine batıyoruz. Yani işlem aynı işlem. 2, 3, 4. Bir zincir. Kenardaki diğer kutucuğa batıyoruz. Sıra şeklinde böyle ilerliyor. Evet, dörtlü fıstık yapıyoruz. Topluyoruz. Sonra bir zincir çekiyoruz ve ipimizi dolayıp karşı kutucuğa geçiyoruz. 2, 3, 4. Dörtlü fıstık yapıp topluyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yani arkadaşlar işlem aynı işlem. Ama ortaya şöyle çok güzel bir lif çıkıyor. Tabii ki bebek battaniyesi şu bu. İstediğiniz şeyleri de yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Önce lifle başlayıp. Ben beğendim. Örmesi de zevkli. Kenarlarına da istediğiniz herhangi bir boya çeşidini yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış bir şey. Böyle arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah anlatabilmişimdir. Anlatma konusunda çok iyi değilim farkındayım ama yine de inşallah idare ediyordur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.